Abi oy kullanıyor. Biber abi diyeyim dedim ya. Nasıl? Alo çabuk. Aydemir abi yani. Vereceğimi verdim. Sen çabuk söyle. Kimi ne verdin abi? Dursun'a veriyorum. Ulan onu iten benim be. Ha. Dursun'a ilk teklif eden benim başkan oldu. Ya. Öyle değil mi oğlum? Öyle mi? Evet. Niye başkan olmayacağım falan diyordu adam. Olacak. Ya. Olacaksın dedim oldu. Başarılı olur mu sence? Olur. Seçimi ya. Kazanması lazım önce. Seçimi kazanır. Kazanır mı? Kazanır. E peki verdik yetkiyi gördük etkiyi derse ne olacak? Seni döverim evvela. Haydi bir abicim seni vurman da hoşumuna gider. Evet arkadaşlar. Abi önce beni döv ya. Tabii, ulan beni konuşturacağım ve benim yazılarımı okuyun. Bak bu şu taşa dokunuyorum. Peki nerede okuyacağız abi şimdi bir dakika reklamlara girdik bedava reklamlar. Kendi şey var. Yollarım gir Instagram mı ne diyorlar abi. Hayda gir göreceksin orada var. Gir oraya görürsün. Instagram'da mı var? Yazın. Evet. Tamam. Arkadaşlar Galatasaraylılar sesleniyorum. Ulan yaz, boyuna yazıyorum ulan. En son ne yazdın abi? Süt taşı ineklerini. İnek abi sen tehlikeli şeyler yazıyorsun Allah gibi geldi bana. Arkadaşlar hepinize sesleniyorum. Aydemir Akbaş diye giriyorsunuz Instagram'a sayfasına yazılarını okuyorsunuz. Bu yazıları okuyanlar ne kazanıyor? Her zaman oku manşet çıkar. Beni ne arıyorsun? Abi seni sevdiğimiz için arıyorum. Siktir et ya ben. Yere bombayı patlattın bizi bitirecek. Abi bu röportaj biraz devam ederse arkadaşlar YouTube bizi bitirecek. Aydemir abi çok teşekkür ederim. Ha ben YouTube'da durumum iyi. İyi bir mi? Şey olmaz. Ha, iyi, tamam. Araya aracı koyacağız arkadaşlar bir problem olursa. Abi öpüyoruz. Alıştılar küfürleri oğlum hadi koy gitsin. Koy gitsin. Evet arkadaşlar o sandığa oyu at gitsin yapalım biz. Burada da teşekkür ederim. Özbek başkan adaylarından onun tanıtım lansmanı var. Kalabalık bir... onun destekçisi. Onun destekçisiyim. Öyle mi? Evet. Neden Aydemir abi? Öyle ben Dursun'a inanıyorum çünkü. Güzel. Dursun iş adamı. İş adamı zaten bütün kulüplerin başında iş adamı olması lazım. Ticareti bilen, para kazanmasını bilen, yani öyle maaşlı adamı filan. O yapacağı işte. Evet arkadaşlar özel konuğumuz var. Aydemir abi. Aydemir Akbaş'ı hepiniz tanıyorsunuz da. Şimdi başka yönler de var. Aydemir abi Galatasaray liseli değil mi biraz? Evet liseli. Hem Galatasaray liseli hem sanatçı yönü var. Ne zaman Galatasaray'ın her olayında Aydemir abi vardır. Aa, baba afiyet olsun. Aa, sağ ol. Yayında da iyi gidiyor. Bizim yayını kapattınız. Onu söyleyeyim. Öyle mi? Yani evet. Canım. Orada fazla. Aydemir abi sağlığın saati nasıl? Bir iki yerde arıza var. Nasıl yani bir iki yerde abi? Sen ya arabadan bahseder gibi bahsediyorsun. Prostatta büyüme var. Önemli değil dediler. Kansızlık var. Ondan sonra bir de ne var? Bir şey daha var galiba ama unuttum. Tahlil yaptıracağım yarın öbür gün. Galatasaraylı'nda problem var mı? Bir tek orada yok. Orada yok. Aydemir abi şimdi iki tane aday var. Adayları nasıl buluyorsun? Dursun öbürüne inanmıyorum. Niye? Yapamazmış. Şimdi Ağustos ayında büyük bir ödeme var. Evet. Büyük bir ödeme var. Kim ödeyecek? Tabii kim ödeyecek? Bir seçilen başkan ödeyecek. Gidin İkimiz ödeyecek halimiz yok yani. Hayır. Tabii kim kazanırsa o ödeyecek. Acaba ödeyecek hali var mı şeyin? Esef ama. Abi olmasa aday olur mu abi? Vallahi ya borç alırsa. Öyle mi? Ya bilmem ne yaparsa. Biri iş adamı. Şey iş adamı. Dursun iş adamı. Oteli bitirdi. Doğru. Bilmem neredeki araziyi yapacak. Tek rivayla uğraşan o. Ben ona inanıyorum. Onun için destek vereceğim. Evet, daha ben Eşref Hamamoğlu'nun nerede çalıştığını bile bilmiyorum. Şimdi sordum da söylediler. Ne iş yapıyor dedim. Bir yerden çalışıyormuş. Tekfen mi oralarda. Bir yerde daha. Şimdi danışmanlık yapıyormuş. Bir danışman bir kulüp başkanı olamaz kardeş. Peki abi sana net soruyorum. Sen kaç yaşındasın abi şimdi? 86. Gel bir şey varsa gel ya bizim yayında her şey serbest. 86. 86 yaşındasın maşallah aslan gibisin ayaktasın. Evet. Çok da başkan da gördün. Çok da seçimde gördün. Her şeyi gördün. Parti gördüm, hükümetler gördüm, darbeler gördüm. Peki abi Galatasaray Başkanı'nda
olması gereken meziyetler neler abi, sen kısaca bir söylesene. Razılaydılar da bilsinler abi. İş adamı olacak. Evet. Para kazanmanın yollarını bulacak, bilecek. Evet. Koskoca otelleri idare ediyor. Çocuk oyuncağı mı ya otelleri idare etmek? Ha? Doğru abi. Kaç kalem var biliyor musun bir otelde? Kaç kalem var? Kürdandan tut, bilmem neye varınca. 8-10 bin tane kalem var kardeşim. Bir otel nasıl dönüyor? Bir düşünsen çıldırırsın biliyor musun? Onun, o otelin yaşaması saat kaçta başlıyor? Yalnız iş adamı olması yetecek mi abi? Hayır. İş adamı da dürüst de olacak. Dürüst de olacak. Şimdi arkadaşlar bak, Aydemir abi yani sayıyor. Galatasaray başkan o adayı olmak ya da başkan olmak için Galatasaray'a gerekli meziyetleri sayıyor. Bir, başarılı bir iş adamı olacak. Aynen. İki, dürüst olacak. Aynen. Üç ne abi? Üç. Yakın olacak ve sıcak olacak. Sıcak. İnsanlara, ya samimi olacak. İnsanlara sıcak olacak. Yani Dursun'u görüyorsun, ne haber başkan diye sarılıyorsun. Bazılarına sarılamazsın rahat rahat. Kime sarılamadın abi şimdiye kadar Galatasaray'da? Sarılamadın oldu mu? Var. Bir iki tane vardır. Söyletme bana şimdi. Niye? Var, söylemeyeyim hadi. Sarılmıyor mu? Ben yakın hissetmiyorum. Bazılarını yakın hissetmedim hiçbir zaman. Ama bazılarını da arkadaş gibi görüyorsun ya. İyi de Aydemir abi, geçen sene takım, ya son 2-3 senedir takım istenilen düzeyde değil. Hele bu sene düşme potasına geldik. Neler hissettin abi? Koskoca Galatasaray. Ben ama sene başında söyledim. 5. olsak iyidir dedim. 4. hafta Trabzon uzak ara şampiyon olur dedim. Beyanat verdim. Galatasaray niye bu duruma düştü abi? He? Ya idare edemezsen gayet tabii düşer. Peki abi. Gayet tabii düşer. Düşme şeyine giriyor da ramak kaldı. Girdi galiba. Şans eseri kurtuldu. Düşerdi de yani. Abi sence Galatasaray'ın hocasında meziyetler ne olması lazım abi? O meziyetler öyle kolay değil. Mesela bir Börç vardı. Börç. Brian Börç. Zaten kardeşim ya İngiliz antrenör ya Alman antrenör. Ya İngiliz ya Alman. Galatasaray'a bunlar mıydı? Abi ama en büyük başarıları da Fatih Terim'le kazandı Galatasaray. O ayrı. O müstesna bir Türkçük böyle. Baba Gündüz de öyleydi. Benim için Baba Gündüz Türkiye'nin bir numaralı yerli antrenörüdür. Peki Fatih Terim'e böyle görevden son verildiği zaman ne hissettin abi? Sen mi söyle abi, içini tutmaya çalışıyorsun şimdi abi. Bir mertçe yollamak var, bir katakulliyle yollamak var. Ama Fatih Terim de kulüpte fazla şey oldu. Fazla yönetimle iç içe dış içe oldu. Fazla doğru değilse antrenörlüğünü yapacaksın kardeşim. Hiç yönetimle şeye girmeyeceksin. Diyaloğa girmeyeceksin. O işe girdin mi bitti. Lastik mi patlıyor? Patlar. Lastik patlar. Girmeyeceksin. Yönetmen hiçbir zaman prodüktörle böyle cırt cırt konuşmaz. Ben prodüktörü sete sokmuyorum. Öyle mi? Evet. Kovdum. Son çektiğim filmde prodüktörü kovdum. Niye? Ne yaptı abi adam? Gelemez kardeşim. Gelemez. Herkes işini bilecek mi? Peki sen abi Galatasaray'dan gelecek sene için umutlu musun? Ya Türkiye'de zaten futbol diye bir şey kalmadı. Hayda. Bitti. Niye? Bitti. Ortada. Ya Almanlar olmasa yandın ya. Ben ayrı abi de bir şey yapmam. Almanlar olmasa yandın ya. Şimdi abi, bütün Galatasaraylılar kan ağlıyor 1-2 senedir. Galatasaray'da işte Fatih Terim'i sevenler de çoktu. Hala da çok yani, Galatasaray'da unutulmaz. Sen de 2-3 tür saydın. Fatih Terim'in artık bir süre dinlenmesi lazım. Öyle mi? Evet. Ben en baştan beri onu destekleyen, onun için uğraşan bir insandım. Ama son gelişinin gelmesini tercih etmedim. Öyle mi? Evet.
Burak Elmas'la gelişini tercih etmedi. Etmedim. Ne işin var ya? Ne işin var Fatih ya? Kendisine söylemedin mi abi Fatih Hoca'yı? Görmedin mi? Abi ben öyle fazla şey olmam. Senede ya bir kere görürüm ya görmem. Abi bir de senin bir kere divanda bir konuşman vardı. Galatasaraylılara ne olursa olsun Galatasaray. O nasıl oldu abi? Hatırlamıyorum ki. Ya dedin ya Galatasaray'ı Galatasaray'dan başka kimseyi yıkamaz. Evet evet evet. Her kulüp için aynı şey. İçeriden yıkılır. Devletler de içeriden yıkılır. Devletler de içeriden yıkılıyor. Abi Galatasaray kaç yıllık kulüp mü abi? Abi eski yok. Eski insanlar, yöneticiler çekirdekten, kulüpten yetişirlerdi. Her sabah Hasan Salim'e gelirdi. Gelirlerdi. Hasan Galip'te otururlardı. Şimdiki geliyor yönetici ayarını ilk defa kulübü görmüş. Ne olacak bu? Vallahi bilmiyorum da. Sen umutlu musun yani Galatasaray'dan abi? Ben Türk futbolundan umutlu değilim ki Galatasaray'dan umutlu. Bak abi ne yazıyor? Sen Galatasaraylısın diyor. Aklın yok abi sen. Sen Galatasaraylı değil misin abi? Evet. Dur abi. Al abi. Şimdi bak sen Galatasaraylısın. Tamam dur haydi bir abi. Haydi bir abi ne olacak ya bizim takımın hali ben. Vallahi senin kadar umutlu değilim be abi. Be abi. Ya niye umutlu olayım futbol Türk futbolunda? Yok senden umut istiyorum. Abi, sen benden daha yaşlısın ya. Abi diyorum ki bana biraz tecrübe ver. Ya ne vereyim ya? Bittik yok, mi diyor? Yok işte yok. Sidik zoruyla gidiyoruz. Gideriz ama daha ya. Ha? Ya yabancılar olmasa ne basketbolun var? Ya bas Efes'e bak. Ya bir tane Türk var mı içinde? Ha? Yoktu. Var Larkin var abi. Larkin Türk oldu Türk ya. Mu? Türk oldu tabii. Milli takımda bile oynuyor abi. En sevmediğim şey odur. El şeyiyle yerde. Bunu Arslan almıyor beni. Bulgaristan'dan güreşçi, bilmem nereden güreşçi. Yakıştıramıyorum. Yakıştıramıyorum. Peki abi. Öyle aynen. Peki abi Galatasaraylılara bir mesaj vermek istiyor musun? Kardeşim illa şampiyonluk diye bir şey yok. Bırakın illa şampiyonluğu. Bu borç ödensin. Tesisler yapılsın. Bitsin. Yetiştirmeye bakalım. Temel atmaya bakalım. Altın ordumuz. Ajax gibi. Yoksa ona al 6 milyon euro. Buna al 5 milyon euro. Peki abi şampiyonluk dedin de Fenerbahçe tarih yani lig kurulmadan önceki şampiyonluklarını istiyor. Bizim diyor yıldızımız. Ona nokta koydular. Nasıl koydular abi? Bitirdiler o tamam yok benim şey dediler. Olur mu abi en son antrenörleriyle bir çekim yaptılar arkaya 5 yıldız koydular. Ya şey bitirdi federasyon bitirdi. Ama adamlar bir yıldız istiyor abi. Ya istesin isteyeni bir yüzü kare vermeyeni 200 kare bitti. Ben öyle duydum. Federasyon Kadir. Federasyon bu yıldız meselesine nokta koymadı mı kardeşim? Bu iş bitmiştir diye. Daha onlara cevap vermemiş öyle diyorlar Fenerbahçe. Nokta koydu. Hayır, işte. Ben televizyonda duydum. Artık bu mesele kapanmıştır diye noktaladı federasyon. Ama adamlar forma sertlikle yıldız yaparak çıkıyor abi. Yap ama yap. 5 yıldız yaptılar. Yap abi. Yap. İstersen yap. 17 yap. Sen de 17 yap. Sen yap. Ağzınla söyle. Ben kralım gecede 20 basıyorum de. Allah Allah söyle. Ya bunlar diyorsun boş mu diyorsun? Ya bırak Allah'ını seversin. Ama hala diyor yıldız alacağız bilmem ne alacağız. Derdim amına koyayım ya derdim ya. Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe ya. Yarabbim ya. Hakikaten ya böyle bir mevzu çıkardılar ya. Metin Oktay büyük adamdı. Palavra abi. Palavra ha? Metin Oktay büyük adamdı. Kim? Metin abi Metin Oktay. Ha? Gelmiş geçmiş Galatasaray'da en büyük futbolcu hangisiydi Aydemir abi? O. Metin Oktay. Metin Oktay değil mi? Kıyas kabul eder mi abi? Kıyas kabul etmez değil mi? Değerli arkadaşlar Aydemir abimizle güzel bir yayın yaptık. Teşekkür ederiz abi. İnşallah
şampiyonlukta da güzel bir yayın yaparız ya. Yayını kapatmayız. İnşallah. İnşallah. Öyle mi? İnşallah. Peki abi, var mı benden bir isteğin Aydemir abim benim? Sağ ol. Sağ Seni ol. Seviyorum abi. Sağ. Sağ ol. Abi çok sportifsin. Bir dakika, Aydemir abinin ayakkabılarını gördün mü? Bak Aydemir abi, bu kadar sportif olmayı nasıl başarıyorsun abi? He? Para var alıyoruz, para var alıyoruz. Eyvah. Ama çok genç gösteriyor abi seni bunlar. Bunlar kaç senelik biliyor musun? Kaç? 10 senelik. Nasıl ya? 10 senedir aldım, bir şey olmaz. 10 senelik bunlar. Vallahi tebrik ederim abi. Çok genç ve dinç görünüyorsun. Hele ayakkabıları 10 numara. Ay. Peki Aydemir abi, seni seviyoruz. Kendine iyi bak abi. Değerli arkadaşlar.